İyi günler arkadaşlar, ben Sefa Acar Soy. Bugün Terra Firma Craft serimizde 11. bölümle beraberiz. Twitch'teyiz, Twitch yayınındayız. Bayağıdır Twitch yayınındayız aslında. Ama anca videoya başladım. Bunun sebebi aslında ev dekorasyonunu falan yayında yapmayı planlıyordum. Daha doğrusu video olarak yapmayı planlıyordum. Fakat sonradan çok uzun sürer falan, evde yapalım dedik. Daha doğrusu evde yapalım dedik ne demekse. Video dışı olarak yayında yapalım. Sonra videoda gösteririz diye düşündük. Yaptığımız ilk şey, şurayı zaten yapmıştık hatırlarsınız. Şu amcaları tek tek koymak oldu. Küçük amcalarımızla. Bunları yerleştirdim hatırlarsınız, bulmuştum. Şu an biraz kayıyor ama neyse. Böyle bir giriş yaptık. Sonra pencere açtım. Pencerelerin dışlarını da yine tek blok halinde böyle kapattım. Yanda da var. Işıkları şuradan ve yanlarda da şuralardan verdim. Evin içine bakacak olursak eşyalarımız burada olacak. İki tarafta sandıklarımız olacak. Muhtemelen dışarıya bir yere şey yapacağım. Ne denir ona? Maden işleriyle ilgilenmek için. Blacksmith muhabbeti vardır ya oyunlarda. O muhabbeti yapmak için, maden işleme için bir alan kuracağım. Çiftliği biraz değiştirdim. Bunu sanırım... Aa, bunu Twitch yayınındakinde değiştirdim. Tamam, bunu da değiştirmedim. O Twitch serimdeydi. Karıştırdım. Böyle dışarıya hafif açılan camlar, işte cam koydum falan, pencere pervazları yaptım. Şuralara ışık koydum ve yanlarını yine bu şekilde pervazladım, çevreledim. Şurada bir amcamız var. İçeri girdiğimizde karanlık bir ortama geçiyoruz. Şöyle ve buraya çıkacağız. Burası komple bunlardan, büyük vazolardan dolacak. Yemeklerin daha zor bozulması için şöyle göstermem gerekirse, şu anda buranın sıcaklığı -4,5 derece. Yukarı çıktığımızda Allah, çıkamadık. Şöyle bakalım. Yine aynı. Fark etmedi. Ya bu sıcaklık bayağı fark ediyor. 1-2 derece de olsa fark ediyor. 5-10 derece de olsa fark ediyor. Şu an 0 nokta bilmem kaç derece fark ediyor. Çünkü zaten iki tarafta soğuk ya. Ama bu sıcaklık atıyorum 18-20 derece olduğunda burası 15 derece falan oluyor. Şimdi zaten soğuk olduğu için ışık almayan bir yerin soğuk olması zaten soğuk yani, hava. Daha soğuk nasıl olsun durumu oluyor. Sıkıntı yok yani o yüzden. Ama orası biraz daha soğuk oluyor normal yere göre, buraya göre yani. Ve eşyaları, yemeklerimizi oraya depolayıp biraz daha fazla dayanmasını sağlayacağız. İşte eşyaları falan taşıdım. Bir bölümüne en azından. Hepsini daha taşıyamadım. Bayağı bir ağaç kestik. Şöyle burayı göstermek gerekirse pek bir şeyimiz kalmadı. Böyle bir ortamdayız işte. Aşağıda yemeklerimiz duruyor ama fazlasıyla dikeylendiler yani, fazlasıyla çürüdüler. Şöyle göstereyim, %6, %8, %10, %26 var demin. %7, şunlar daha da fazla, 40'larda, 70'lerde var. Sıkıntılı yani. O sebeple bir şeyler yapacağız artık. Videoya başlamamın sebebi şuydu. Buraya hatırlarsınız bayağı bir deri yapmıştık. Hazırlanmış deri falan, hatta şuraya koymuştum diye hatırlıyorum. Nerede onlar? Ha, şurada falan geniş ıslatılmış deri. Ve evde de vardı biraz. Bunu çam falan koyup denemiştim hatırlarsınız. Olmamıştı. İçine bir tane çam koyup, çam denemedim. Pardon, ceviz denemiştim. Ceviz denememişim. Çam denemişim demek ki. Kafa pert yine. Evet, çam denedim. Hiçbir şey çıkmamıştı. Bunu alıyoruz geri. Bir tanecik sadece. Tatlı suya ceviz kütük koyuyoruz ve teninlenmeye başlıyor bu. Teninli neyse artık, su olacak bu çıktığında ve bu geniş ıslatılmış derilerimizi onda kullanacağız. Evimizde de var yani, kendi evimizde, yeni evimizde, 0 kilometre evimizde de var bunlardan. Burada da var. Şu amcayı bir dağıtalım. Buraya derimizi yerleştirelim. Bize birkaç tane bıçak gerekecek. Bir tane bıçak bunları yemez çünkü en az 3 tane falan lazım sanırım. Şöyle bir açalım. Bir tane var. İki tane var. Şöyle bir dönelim. Burada yok. Burada yok. Burada var. Evet, bunu aldık. Şu eşyaları da bırakabiliriz. Ben niye yanımda taşıyorum acaba bunları yine? Tahta mı gördüm? Aynen, tahta varmış elimizde. Güzel. Şu taşları bırakalım. Bunu da bırakalım. Şu yanımızda kalsın, birilerine fırlatırız. Fidan bulduk biraz daha. Çünkü iki çeşit ağaç var biyomumuzda sadece. Ceviz ve çam var fazlasıyla. Diğer ağaçlardan doğru düzgün bulamadık bile. Ben de bulduğumu stokluyorum böyle. Jüt liflerinden ip yapabiliriz bu arada.
Evet, Bambil mesela şey demiş, biliyorsundur aşağı değil çıkabildiğin kadar yukarı yap, o zaman baya bir soğuk olur, yemek anca 5-6 günde bozulur, not biyoma göre değişir bu arada, gerçek gün demiş. Zaten onun farkındayım yani, burada atıyorum 5 günde %1 dikey alıyorsa dağın tepesinde bu 10 günde %1'e falan düşüyor. Ama öyle bir yere kuracak alanım yok gördüğünüz gibi. Bir de öyle bir yükseltiye kurduğumuzda normal yer katmanına erişim bayağı zor oluyor. O sebeple ne yazık ki öyle bir şey yapamıyorum. Düşüncem aslına bakarsanız evin tepesinden, yani şöyle göstereyim. Şu evin atıyorum yan tarafından bir kule çıkmaktı. Ama bunu Twitch'te oynadığım bir seri var. Twitch'e özel video olarak yayınlamadım. Onda denedim. Bayağı bir çıktığım halde yani bayağı bir çıktım. Tamam, soğuk olarak değişiyor ama oraya her seferinde çıkmak imkansız. Yani her acıktığımda benim oraya çıkmam gibi bir durum söz konusu bile olamaz. Çünkü gerçekten çok yüksek. Düşünsenize her gün sabah oraya çıkıyorsunuz ya da 2-3 günde bir çıksak bile çok fazla. O sebeple vazgeçtim. Hani anca dağın tepesine bir ev kurup hafiften bir kule yapıp o sağlanabilir. O dağın tepesine yaptığın evde normal yere inmek sıkıntı, işte suya erişmek sıkıntı falan gibi durumlar oluyor. O da ayrı, iki ucu boklu değnek yani direkt olarak. O sebeple bir şey de diyemiyorum. Bu niye olmadı? Kırıldı, tamam anladık da niye elime geri döndü? Bu da kırılmak üzere. Evet, klasik buca apaçileri ve gerizekalı motosikletleri. Hatta mobiletleri. Şöyle devam. Bu kırılmadan hallederiz umarım. Evet, hallettik. İki tane derimiz kaldı. Bir tanecik daha bıçak yapsak muhtemelen yeterli olacaktır ki iki tane yapılacak zaten. Şöyle. Şunu da koyduk mu? Tamamdır. Yeter şimdi bunlar. Derinin genişliğine göre muhtemelen bu bastığımız alanların işaretlenmesi büyüyüp küçülüyor. Yani büyük deride daha fazla tık yapmamız gerekiyor. Küçükleri de daha kolay sanırım kazınabiliyor. Kazımak diyelim bu işleme biz. Evet, derilerimiz tamam. 8 saatte bir tenin layer olması lazım. Tenin olması lazımdı bu suyun. Henüz teninlenmemiş. Bunu kireçli sudan aldık zaten. Tatlı suya yatırmamıza gerek var mı? Hiçbir fikrim yok. Bakacağız. Burada kireçli suyumuz var. Burada var. Burada da var. O zaman bir tanesini artık bunun kırabiliriz. Boşaltıp tatlı su yapalım bunu da. Lan bir dur. Allah'ın cezası. Boşalt. Tamam, boş şu anda içi. Havada durdu yalnız. Havada durdum, şahitlerim var. Bildiğin Sabri Bey'in şeyiymiş bu, variliymiş. Lan. Heh, su doldu şimdi. Şöyle atalım. Hiç omzuma koymayla uğraşamayacağım şimdi. Evet, neredeyiz? Buradayız. Açıl. Bakalım olacak mı? Evet, geniş hazırlanmış deriye dönüşecek. Biz hala bunun teninlenmesini bekliyoruz. Bu bölüm biraz deri işleriyle uğraşacağız çünkü deriden yapmamız gereken birkaç amcamız var. Birincisi metal işleri için körük yapacağız. İkincisi istersek kendimize zırh yapabiliyoruz. Üçüncüsü de o kadar. Yani çok bir şey yok aslında bakarsanız. 2-3 tane yapılabilecek şey var. Onları da yapacağız. Bizim bu arada kestiğimiz ineklerden gelen deriler de o. Bunlar da eski derilerimiz. Teninlendiği anda bunları kullanacağız. Hatta birkaç tane daha varil tenine bırakmak avantajlı. Çünkü bunların 10 saatte teninlenmesi beklenecek. Gerçi videoda oraları keserim ben. O sıkıntı olmaz ama yine de beklemektense daha mantıklı bir şey olabilir. Bir tane daha varili hazırlamak. Şuradan. Tamam, suyumuzu aldık. Şuraya bırakırız. Sen de açıl. Bunların bir işi kalmış mı? Oha, bunlar da hazırlanmamış. Sadece kazınmış olarak kalmış. O zaman bize bir tane daha lazım. Burada viski var. Burada süt var. Sütleri buraya doldurmuştum. Burada da bira var abi. Bunların hiçbirinden olmaz. Nimet lan onlar. Tamam. Teninlenecek ve kalanları yapacağız o zaman. Bu amcaları çünkü atamıyoruz. Belki şunu atabiliriz. Geniş kazınmış deri, küçük kazınmış deri. Geniş kazınmış, sen dur abi. Siz aynısınız zaten. Sen buna git. Oo, çok güzel oldu. Normal kazınmış deri var bir de. O zaman onu atalım buraya. Daha çok deri elde edelim. Tamamdır abi. Bu neydi? Şey olduğunda, hazırlandığında buna yardıracağız. Lan koltuğum. Ah, tamam düzeldi. Bunu halledeceğiz.
Onun dışında gördüğünüz gibi karlar düşer 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 ağlarım durumundayız. Erken kıştayız. 1 Aralık bugün. Söylediğim gibi yılların geçişini daha da hızlandırmıştım. Yani her ay 8 günken her ay 5 güne falan indirmiştim. Muhtemelen hatırladığım kadarıyla tabii ki. Emin değilim. Biz de bu arada evi taşımaya devam edelim. Ya da kendimize mesela bir tane maden alanı yapabiliriz. İkisinden birini yapacağız. Yani madenleri işleyeceğimiz bir alan yapmamız şart. Bu biralar falan kalsın şimdilik. Tenin bitmek üzere aslında. Evet bitti. Teninlendi gördüğünüz gibi bu amcamız. Tenin durumunda. Buna şuradan çıkacak olan derimizi kullanacağız. Yani en başta ne yaptık arkadaşlar? Deriyi aldıktan sonra kireçli suya yatırdık. Kireçli sudan sonra kazıdık. Kazıdıktan sonra tatlı suya yatırdık. Böylece bu deri hazırlanmış deriye dönecek. Hazırlanmış derimiz de odunlu, içinde odun olan terimsel adı nedir bilmiyorum ama Terrafirma Craft'teki adı tenin olan amcamıza yatırıyoruz, bırakıyoruz ve bu bize hazırlanmış deri sağlayacak. Bu arada biz de şuradaki yiyeceklerimizle ilgilenelim biraz. Çünkü pek bir durumları kalmadı. Ahları gitti, vahları kaldı durumundalar. Baya bir iğrenç hale geldiler. Allah kahretsin. Sen geri gel. Sen birleş, sen birleş. Tamam, sen de birleş. Ne yaptık biz? Ha, şöyle yapacaktık. Bunların çürümelerini gördüğünüz gibi %19 çürüme. %47 çürüme. %47 çürüme. %10 çürüme. Bunların hepsini toparladık. Şunu bir birleştirelim. Şu 3 ozu da yiyebiliriz aslına bakarsanız. Tamam, bunlar kalsın şöyle kenarda. Burada yeni hazırladığımız etler var. Şu amcayı alabiliriz mesela. Şöyle eyle eyle. Bu da Smart Moving'in faydaları. Aldık galiba. Tekrar eğilerek çıkalım buradan geri. Bunda ne durumdayız? Bu amcaları da alalım. Bunları da çürüklerinden temizlememiz şart. 160 ozmuş. %27 çürümüş. Bu da gitti. Tamamdır. Şu an hazırız gibi. Şunlar birleşebiliyor mu? Birleşemiyor. Büyükler çünkü yeterince. Tamam bunu da alalım o zaman. Bunu da tenine bırakmak istiyorum. Hatta bir tane tatlı su, bir tane de tenin yapmak istiyorum. Sonrasında hemen şu yiyecek amcalarımızı şeye halledeceğiz. Ne denir ona? Götüreceğiz, koyacağız yani bir yerlere. Bu sulu. Evet tamam. Bunu atacağız. Sırtımızdaki kalacak. Tamam. İlk önce bunu yerleştirelim. Bu tatlı su da. Diğerini de sırtımızdan alıp buraya yerleştirelim. Bu da tamam. Bunu da hemen tenine bırakıyoruz. Ladinle olmuyordu. Cevizle oluyordu. Yok, çamla oluyordu. Cevizle oluyordu. Cevizle oluyordu. Aynen cevizle oluyordu. Buna da kalan küçük kazınmış derimizi bırakalım. Bunlar şu an hazır durumda değil. Bir uyumamıza bakar aslında. Bir uyuduğumuzda bunlar muhtemelen temizlenecek. Ama hemen öncesinde benim diğer eve gidip bu eşyaları bırakmam. Daha doğrusu yemekleri bırakmam lazım. Belki bir işe yararlar. Hazır da kışken dikeylerini alıp biraz daha işe yarar hale getirdik. Bravo! Sıçtılar yine tüm zevkimin içine motor sesleriyle. O alan direkt çürüdü. Oğlum manyak mısınız lan siz? Daha yeni çürüklerinizi aldım ben sizin. Tam diyecektim ki kış olduğu için hava soğuk, zor çürürler falan filan. O an direkt %0, %1 çürümeler başladı. Şunlar da yok. Bunda %0,2 olmuş. %0,3 olmuş. Abi manyak mısınız ya? Bu kadar da çabuk çürümemeli. Şu an eksilerdeyiz. Eksi derecelerde yani hava. Çok enteresan. Gerçekten çok enteresan. 2 nokta bilmem kaç olsun. 160 olsun. Hemen şunları bırakalım o zaman. Sen git sen. Lan dur. Sen git sen git sen git sen git sen git. Sen git sen git sen git. Tam geldi yemin ediyorum. Şunu yiyeceğiz zaten. Direkt olarak bitecek. Şöyle değiştirelim. Uyumak istiyorum ama önce. Tabii şunun kapağını kapattıktan sonra. Acaba ben o varillerin kapağını mı kapatmamıştım? Ne yapmıştım? Niye bu kadar çabuk çürüdüler? Bilmiyorum. Yatağımız burada değil ne yazık ki. Hemen diğer tarafta uyuduğumuzda yani hem tenin hazır olmuş olacak hem deriler hazır olmuş olacak. Biz biraz acıkacağız ama yapacak bir şey yok. Uyuyalım geçelim. Evet, uyandık, açız, klasik olarak. Muhtemelen şu an elimdeki et de bayağı çürüdü. Yok, fazla çürümemiş, güzel. Sağ olsun. Şimdi bugün deri işleme işlerine biraz girmiş olacağız dediğim gibi. Normal hazırlanmış deriye dönmüş. Güzel.
teninlenmiş burası. Hemen bunu da tenine bırakıyoruz. 2x deri çıkacakmış. Geniş hazırlanmış derimiz var. Sen ya biz buraya deri bırakmamış mıydık ki? Tenine deri bırakmadık mı biz ya? Yoksa tenin olmasını... Yo bıraktık diye hatırlıyorum. Neyse burası da tenin. Bundan da 3x deri çıkacak. Her birinden arkadaşlar tabii ki bu. Bunu da teninlesek mi? 8 saat sürecek. Beklemek istemiyorum. Bunlar zaten bitmiş olacak o zamana kadar. Bu ne deri? Küçük hazırlanmış deri. Küçük hazırlanmış da en son kullanırız. Bakalım direkt olarak küçük hazırlanmış deriden bir şey yapabiliyor muyuz? Hayır. İlla tenine bırakacağız. Tenin de gördüğünüz gibi deriye deri haline gelecek ve deriden knapping yani bu yeni yüklediğim bir mod deri su matarası yapabileceğiz. Kask yapabileceğiz. Gördüğünüz gibi işte gövdelik, pantolon, bot, sadak yapabiliyoruz. Yani ok kılıfı, eğer yapabiliyoruz ve hepsinin dışında körük yapabiliyoruz en önemlisi. Körüksüz hiçbir şey yapamayız. Körük yazamadım tabii ki. Çünkü körük yazılmıyor. Niyeyse Türkçe'ye geçmiş şey. İngilizce klavye olmuş yani. Bir saniye hemen şuradan değiştirelim. Evet şimdi hallolmuş olması lazım. Aynen. Körük deri istiyor gördüğünüz gibi. 3 tane deri üste ve alta da keresteler koymamız gerekiyor. Bu deri sayesinde de maden işleri, madensel işler yaptığımızda blacksmith yaparken abi şu sıçacağım egzoz borunuza ya. Neyse maden işleri yaparken hızlanmasını daha yüksek ateşlere çıkabilmesini sağlayacağız. Ateş sağlayıcılarımızın. O ne demekse hiçbir fikrim yok ama bir şeyler olacak. O işe yarar bir şey ya. Mutlaka işe yarayacak yani. Göstereceğim. Göreceğiz. Maden işlerinde pek iyi olmasam da çok bilgili olmasam da yapacağız ya. Yapacağız. İnanıyorum. Yani güvenemiyorum ama inanıyorum kendime. Öyle bir şeyler olacak kısacası. Şuraya bir tane daha bırakalım bundan. Lan bu yanar lan. Bildiğim bal kabağı bu. Şuraya bırakalım o zaman. Evet. Evimizin iç dekorasyonu konusunda fikirlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Yorum olarak YouTube'da attığınızda zaten tüm yorumları okuyorum. Yorum atan arkadaşlar biliyor bunu. Tek tek okuyorum. Yanıt verilmesine gerek olduğunu düşündüysem veriyorum yanıt. İç dekorasyonda neler yapabiliriz? Onu söylerseniz sevinirim. Mesela benim aklımda bir üst kat çıkmak ve ya da mesela dışarıdan bir oda bölme gibi bir şey yapıp tüm sandıkları oraya koymak var. Ama tüm sandıkları oraya koyduktan sonra da bu orta bölmenin ne anlamı var, değil mi? Ama biz şeyi beklerken bir tane kendimize neydi onun adı? Evet, şey bulamadım. Adını bulamadım. Armorluk yapalım. Armorluk diye geçiştiriyorum. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi zırhlık. Heh, zırhlık. Bu zırhlığın olayı ne? Bu zırhlık zırhlarımızı asabilmemizi sağlıyor. Çok zor bir şey değil açıkçası. Şöyle gördüğünüz gibi. Bir zırhımız olduğunda atıyorum birazdan leather'dan yani deriden yapacağız ya. Bunun üzerine koyabiliriz. Yaptığım tüm zırhları bir yerde sergilemek istiyorum. Mesela aslında ben dışarıyı düşünmüştüm. Şöyle bir yol geçit gibi ya da bu girişe bir şeyler yapmak istemiştim ama hem geçişimizi engelleyecek yola koyacağım zırhlıklar hem de boktan görünecek be abi. Anca şöyle evin tam kenarına koyulabilir. O sebeple yapmadım. Bunun dışında evin içine ya da dışına neler önerirsiniz? Neler yapılabilir? Şuraya yapayım dedim de bu sefer kaş gibi görünecekti. Şuraya yaptığım çıkıntıdan buraya da yapayım dedim. Veranda modunda. Ama çok boktan görünecekti. O sebeple yapmadım. Buraya bir veranda yapılabilir. Bak şu an aklıma geliyor mesela. Yani tek blokluk ya da hatta yarım blokluk belki basınç plakası modunda bir şeyle. Şöyle bir yer. Yarım blok olmaz. Tek blokluk. Yükselti. Yanlarında çitler. Balkon gibi bir şey yapılabilir. Bunun dışında evin İç ve dış dekorasyonuyla ilgili tüm önerilerinizi açığım. YouTube'da yorum olarak gönderdiğinizde okuyup ona göre bir şeyler hallederiz. Şu an tam bitmiş hali değil bu. Hatta yeni başladığımız hali. Yukarısı kütük, aşağısı tahta. Yukarıdaki çam kütüğü, aşağıdaki ceviz tahtası bu arada. Ve yanlarda da çam tahtası kullandık. Yukarının tahta hali yani. Başka da düşündüğüm, yapmayı düşündüğüm ya da yapmak için aklıma gelen pek bir şey olmadı açıkçası. Mesela Uğur sandıkların önüne kapı koy. Hani dolap gibi görünsün demişti. O da çok uğraştırıyor. Kapıyı aç, sandığa vur. Sonra üsttekine yetişmek için uğraş falan çok uğraştırıyor gerçekten. O sebeple ona
Onu pek istemiyorum. Biliyorum yani onu ama pek istemiyorum açıkçası. Yani uğraştırıyor be abi. Yani şöyle bir yapalım mesela iki tane. Seni mi kıracağım? Yapalım şöyle hemen. Lan tabii arkadan koymak lazım bunu. Önden böyle koyarsam mal gibi kalır. Şöyle bir. Şöyle de iki. Sonra burayı da kapatmak lazım tabii. Her seferinde ilk bunu aç, sonra buna vur, sonra al, sonra tekrar kapat. Bilmiyorum, olabilitesi var ya. Yanları da bir şeylerle kapatırız. Mesela şunlarla kapatılabilir yanlarda. Şuradan kapanır tabii. Ama tüm bloğu kullanmış olurum. Şöyle bir şey yapılabilir ancak. Bu şekilde. Mesela buraya yapamam. Çünkü bunu yaparsam... Aa yaparım bir saniye ya. Şuraya da koyabiliyorum ki. Niye koyamayayım? Tosun Paşa sen de söyledin. Uğur da söyledi ama öncesinde. Ya da senden sonra söyledi. Çakma olarak söyledi ama bilmiyorum. Buraya girişimiz var mı? Ya güzel oluyor biliyorum da uğraştırıcı oluyor sadece malzeme verip almak. Sıkıntı o. Güzel olduğunu biliyorum. Fazla çıkıntı olmasın. Bir tane daha koyulabilir mi? Koyulabilirmiş. O zaman buraya da bir tane daha koymak lazım. Aynen bu şekilde. Şurada. Evet. Buraya koyamayacağız tabii. Çift kapı yapamayacağız ama arkadan yapmamız lazım. Bilmiyorum hiç güzel olmadı diyen de var. Güzel oldu diyen de var. Yani sandıkları kapatıyor tamam. Ama uğraştırıcı bir özellik getiriyor işte. Tek sıkıntım o benim. Yoksa güzel gerçekten de. Olsun yapalım. Beğenmeyen arkadaşlar da beğenmediğini belirtin en azından şeyde. YouTube yorumlarında. Bir saniye ya, bu Ladin değil mi? Ceviz olması lazım onların. Ceviz miydi onlar? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Bakalım. Ceviz aynen ceviz. Şu an elimde yeterince ceviz de yok ama. Lan. Heh. Şunu kıracağız o zaman. Tabii altta gidecek evet. Cevizden yapmamız lazım. Yerle aynı görüntü olması için. Beyaz yapabilirdim mesela. Kamuflaj gibi olurdu şeye. Arka tarafta beyaz ya. Ama bu sefer de çok beyaz, çok beyaz boka sarıyor. O sebeple anca bu. Bir tane daha. Bir tane daha. Tamamen kapatmış olduk mesela. Fazla mı? Aynı mı? Hiçbir fikrim yok. Bakacağız ona. Fazlaymış. Aynen. Şu sonuncusu olmayacak. Bu arada deriler olana kadar ben oyalanıyorum öyle. Hani bu ne yapıyor la düşüncesine girmeyin. Derilerin olmasını bekliyorum aslına bakarsanız. Bu şekilde yer kaplatıyoruz. Tamam. Şöyle hemen yemeğimizi yiyelim. Akşam olsa da uyusak diyeceğim. Zaman geçse falan. Ama şu an öyle bir durum yok. Yemeğimiz kalmadı. Aşağıdakileri de almak istemiyorum. Bayağı bir avlanmıştık. Onların etlerini yiyeceğim. İlk önce suyumuzu dolduralım. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Yeni ekledim dediğim gibi şu leather sack yani deri leather sack yazıyor mu ki ya? Türkçe olması lazım. Aynen su matarası. Bunu yeni ekledim. O sebeple şu koyun mesanesi şu an benim elimde yok. Videonun bir önceki bölümde ekledim çünkü ve bir önceki bölümden beri koyun biliyorsunuz kesmedim ama bildiğiniz gibi ilk bölümde videosuna bakacağım kaç tane kestiysem 3 ya da 4 tane kesmiştim. Her birinden bir tane koyun mesanesi çıkıyor. Bu konuda game moda girip kaç tane o videoyu izleyip kaç tane koyun kestiysem o kadar koyun mesanesi alma düşüncem var. Çünkü sonuçta yeni eklediğim bir mod ve o zamanlar yoktu. O sebeple koyun mesanesi düşmüyordu. Ama hakkım sonuçta. O koyunları kestim ben. Bunlar ne durumda? Aha olmuş. Tamam. Beklediğimize değdi. Ya abi bu tenin deri koyuyorum ben buna. Derileri mi yiyor? Ne yapıyor bu ya? Bundaki deri ne oldu? Oha 30 tane çıkmış. Abi ben mi yanlış hatırlıyorum ya? Ben buna deri koymuyor muyum? Koydum. Teninlemeye bıraktım hatta. Bu tatlı su abi nereye koyuyorsun? Tenine koyacağız. Tenin değil mi? Aynen tenin. Aç kapağı. Teninlensin bu da.
Şimdi öncelikle ilk yapmak istediğim şey direkt olarak körük abi. Körük en önemli şey çünkü benim için şu anda. Hani deri zırh olmasa da olur çünkü o derinin üst kademelerini yapabilmek için bana her şekilde bu amcadan gerekecek kısacası. Şöyle hemen körük yapmak istiyorum. Hatta iki tane bile yapabilirim. Bayağı deri çıkmış gerçi. Yaparız ya. İki tane deri yaptık. Yapamadık. Şöyle. Şöyle. Bir tane daha. İki tane deri yaptık. Birincisi bu. İkincisi zaten her biri için bir deri oluyor diye biliyorum. Şöyle bakarsak hemen deri bilmem neyi nasıl yapıyormuşuz diye. Bu şekilde bir boşluk, üç boşluk olarak. Allah, yanlış şeye bastık. Hemen kendimize bir zırh yapalım. Yapmaya başladım. En azından bir boşluk, üç boşluk. Sonra şu şekilde ilk deri botumuz oldu. Sonrasında deri. Tamam. Kask için klasik bildiğimiz kask modeli. Sadece şuradan şuradan keselim. Umarım doğru yerden kesmişimdir. Yanlış yerden kestiysem deri boşa gidecek. Evet, deriyi de doğru yaptık. Şuradan 3 tane alacağız sadece. Tabii yanlış yaptığınızda deri boşa gidiyor. Aynı taşta ve kilde olduğu gibi. Burada da ortadan 3 tane tamamdır. İlk zırhımızı yaptık. Giysem mi giymesem mi diye tereddütteyim aslında. Da ama giydik ve F4'e bastım ben yanlışlıkla. Nefret ediyorum bu Super Secret moddan. Lan! F5'e basacağım, F4'e bastım ya. Heh, tamam düzeldi. Gördüğünüz gibi şu an tipimiz bu. Peki biz bu demin bahsettiğimiz şeyi nasıl yapabiliriz? Şuradan gidip etlerimi alayım da. Demin bahsettiğim şey dediğim şu amcamızı alalım. O kar topu hiçbir işe yaramıyor ne yazık ki. Demin bahsettiğim şey dediğim zırh. Biliyorsunuz zırhlık yaptık. O zırhlığa bunu koymak istiyorum. Nasıl görünecek bakalım diye. Zaten kullanmamızın pek bir faydası yok. Yani elbette var. Zırh bayağı işe yarıyor ama uğraşmak da istemiyorum. Uğraşmak istemiyorum ne demekse. Ya bu kadar uğraştıktan sonra o derinin boşa gitmesi, o zırh kırıldığında içim acır açıkçası. Hani bunu söylemek istemiyorum ama olay bundan ibaret. O deri kır o zırh kırılmamalı abi benim için. Ben derisiz o yüzden oynuyorum genelde oyunda. Deriler nereye gitti abi? Üzerimde. Heh, tamam korktum ya. Tamam şimdi bu amcamız şöyle gitsin. Şöyle bir açıklık oluşturalım. Sen gel, sen gel, sen gel. Ve hatta sen de gel. Tamam. Muhtemelen böyle. Evet. Şu şekilde gördüğünüz gibi giydirdik zırhlığımızı. Ve bir bölge yapacağım bunlara. Yaptığım her zırhlığı atıyorum bakırdan ki olmuyor biliyorum da. Atıyorum ne? Kask değil mi? Kask değilmiş demek ki. Kask değil mi? Değil. Ver lan şu kaskı geri. Neymiş? Başlıkmış. Yazalım. Başlık. Sadece deriden varmış. Demir. Mesela kask. Miğfer. Yaptığım her miğferin ki gördüğünüz gibi 5 milyon tane var. Kara bronz, çelik, bronz, bakır. Bakırdan varmış. Ay bakırdan yapabiliriz. Yani yaptığım her miğferi sergileyeceğim. Yani miğferi değil her zırh setini sergileyeceğim bir alan yapmak istiyorum. Böyle Hall of Fame gibi. Yabancılarda vardır ya Hall of Fame muhabbeti. Onun gibi bir yer yapmak istiyorum. Olayım bundan ibaret. Deriyle yapabileceğim başka çok bir şey yok aslına bakarsanız. Hani bunlardan başka pek bir şey yapılmıyor. Deri, zırh, pantolon zaten yaptık. Belki üzerimize de birer tane yapabiliriz. Zaten çok fazla derimiz var. 28 tane daha var. Hemen bir tane daha yapalım mesela. Bu da üzerimize giymelik olur. Bir. Ah! Mesela deri boşa gitti şimdi. İki. Üç. Dört. Evet. Deminki deri bir tane derimiz boşa gitti ama olsun. Yapacak bir şey yok. Giymişiz tamamen. Böyle gördüğünüz gibi delme, koparma ve ezme demeçlerinde korumaları var her birinin. Bu şekilde seksi bir hale büründük ve derilerimizi atarak bu bölümü sonlandırmak istiyorum. Kısa bir bölüm olacak ama deri işlemesine girmiş olduk ve sizlerden de ne yapabilirim evin dekorasyonunda, başka neler olabilir, neler yapılabilir, hangisi güzel olur, nasıl olur falan filan biraz açıkçası destek ve öneri istiyorum, rica ediyorum, yalvarıyorum diye yaparsanız önerilerinizi gönderirseniz çok sevinirim. Ayrıca daha sonraki bölümlerde de neler yapalım. Mesela çok yakın bir zamanda bize demir neydi onun adı?
Demir çanak mıydı? Demir çömlek miydi? Neydi? Neyse ya, kısacası şu gerekecek: ateşkili. Ateşkili için kaolinit tozu ve grafit tozu gerekiyor bize. Kaolinit tozu grafit madeninden çıkıyor ve kaolinit tozu da kaolinit madeninden çıkıyor. Ne yazık ki benim elimde bunların hiçbiri yok sanırım, bildiğim kadarıyla. Bakalım. Kaolinit ya da kaolinit varmış, güzel. Bakalım. Diğerinden yok. Kaolinit var, diğerinden yok. Neymiş o? Grafit. Grafit yokmuş. CD hemen şöyle vereceğim. Muhtemelen videonun altında da yazacaktır. Benden dolayı şu an muhtemelen göremiyorsunuz CD. Ama okuyayım mı? 510, 120, 340, 958, 958, 150, 18, 22'ymiş CD'miz. Eğer hani bu CD'de oynayan ve grafit bulan arkadaşlarımız olursa, ki videonun açıklama kısmında muhtemelen yazıyor şu an seed, bu grafiti bulan arkadaşlarımız olursa söylerse çok sevinirim. Çeşitli maden ihtiyaçlarımız da olacak zamanla, ya da ağaç ihtiyaçlarımız, çünkü bizim bulunduğumuz biyom gerçekten çok boktan bir biyom. Sadece 2-3 çeşit ağaç bulabildik. En fazla 3 çeşit bulabildik. Hani birçok şey isteyebileceğim sizden. Abi şu bilmem ne ağacı nerede çıkıyor ya, bana bir koordinat gönderebilir misiniz diye, ki F3'e basarak biliyorsunuz X, Y, Z koordinatları alabiliyoruz. Aynı bu grafitte istediğim gibi. Beyler, bu CD oynayanlardan işte grafit bulan varsa koordinat gönderebilir mi diyerek sizden böyle isteklerde bulunabilirim arkadaşlar. Hem de bir etkileşimde olmuş oluruz, aynı zamanda beraber oynamış oluruz. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki bölümde ne yapacağımızı hiç bilmiyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.